Merhaba arkadaşlar. Bugün sayısal analiz bilgisayar mühendisliği derslerinden birisi. Sayısal analizde vize hazırlık konulardan biri olan ayrıştırma yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Ayrıştırma yöntemi LU, Cholesky ve ayrıştırma yöntemi diye 3 farklı ismi var. Herhangi bir ile sorulabilir. İlk önce denklem bize verilmiş. LU yöntemiyle çözünür demiş arkadaşlar. Katsayılar matrisini ilk önce alıyoruz. X bilinmeyenler matrisi, B değerler matrisi. Bunları çıkardıktan sonra arkadaşlar katsayılar matrisini LU diye parçalara bölüyoruz. 9 tane bilinmeyen çıkacak buradan. Katsayılar matrisi bu şekildedir arkadaşlar. Üste verilmiş zaten. LU diye ayırırken alt taraf L21, L31, L32 bu şekilde ayrılacak. Bu sabittir. Bu da sabit. Yani bütün sorularda, LU sorularında şu kısım hep aynı olacak. Bunları da çarptığımız zaman şu değerler çıkıyor arkadaşlar. Yani matrislerde çarpma işlemini biliyorsunuzdur. Şu satır sütun şeklinde çarpılır. Bunların değerleri toplandığı zaman da matrislerde çarpma bu şekildedir. Burada şu zaten her soruda aynı. Aynı olacak. Katsayılar matrisiyle işlediğimiz zaman değerleri buluyoruz. 9 tane bilinmeyen bulunduktan sonra biz x matrisini bulacağız. X'i bulmak için de x'i nasıl buluruz arkadaşlar? Onun için de ALU A'yı LU şeklinde ayırmıştık. İlk önce verilen katsayılar matrisi X ve B şu şekilde bir eşitliğimiz vardı. A'yı LU diye ayırdık. O zaman A'nın yerine LU yazarsak LU X çarpı eşittir B'ye eşit olur. Buradan Z dönüşümü yapacağız. U çarpı X Z dersek buna eğer Z dönüşümü dediğimiz şey U X'e Z dediğimiz zaman LV eşittir B oluyor. Buradan V'yi bilmiyoruz. B'yi biliyoruz. Buradan V'yi çektiğimiz zaman, V'yi bulduğumuz zaman, V'yi bulduktan sonra da V'ye UX demiştik. U'yu ve V'yi bildiğimiz zaman da bildiğimiz için X'i de buradan bulabiliyoruz. LU bu çıkıyor. 9 bilinmeyeni bulduğumuz zaman. Sorun devam arka sayfada. Buradan da L çarpı Z eşittir B oluyor. Daha önceki şeyde göstermiştik sayfada. Burada da var aynı işlemler. Şunu incelediğiniz zaman anlayabilirsiniz. L'yi biliyoruz. Z'yi arıyoruz. B'yi de biliyoruz. Sonuçlar maddesi. Buradan Z değerleri bulunuyor. Üstten başlıyoruz bulmaya. Z1 direkt çıkıyor. Yerlerine koyunca Z1, Z2, Z3 bulunuyor. Daha sonra V, U, X. Z'yi biliyoruz. U'yu da biliyoruz. X'i bulacağız. Buradan U'yu yazıyoruz. X matrisinin elemanları x1, x2, x3 yazıyoruz. Z'yi de bir önceki matrisi bu şekilde bulmuştuk. Arkadaşlar buradan x1, x2, x3'ü buluyoruz. Şu denklemlerden elde ediyoruz. Daha sonra denklem sisteminin çözümü x1, 2, x2, 3, x3'te 1 çıkıyor. Arkadaşlar bu videoyu durdurup detaylı olarak inceleyebilirsiniz soruyu. LU yani Cholesky yönteminde ben adım adım yazdım. İlk önce A çarpı X eşittir B matrisini oluşturuyoruz. Şu formu dönüştürdükten sonra A katsayılar matrisini LU diye ikiye ayırıyoruz. L ve U'ları 9 bilinmeyeni bulduktan sonra dönüşüm yapıyoruz. Buradaki Z dönüşümünü yapıyoruz. Z'yi kullanarak X değerlerini buluyoruz arkadaşlar. İyi günler, dinlediğiniz için teşekkür ederim.